Meclis'te Ahmet Deniz Yağbasan bizlerle. Kendisinden yorumlar alacağız. Ahmet Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba abi, günaydın Gözde Hanım. Teşekkürler. Şimdi isterseniz bugün sanayi üretim rakamlarıyla başlayalım. Birazdan aslında borsaya döneceğiz ama bugün TÜİK sanayi üretim rakamlarını açıkladı ve aylık bazda %5,5'lik bir artış takip ettik. İşsizlik rakamı %10 seviyesinde gerçekleşti. Sanayide yıllık bazda %0,1'lik bir azalış var. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirdiniz buradaki rakamları? Şimdi aslında şöyle bakalım, sanayi üretimin alt detaylarına baktığımız zaman burada en yüksek ivmelenme imalat sanayi tarafında olmuş gözüküyor. Bu yani baktığımız sanayi üretim aslında bizim için bir büyüme verisinin öncü verisi. Özellikle bayağı bir paralel gittiğini söyleyebiliriz ve yıllık bazda da yaşanan daralma özellikle 2023'ün birinci çeyreğinde büyüme rakamında bizim son çeyreğe göre biraz daha aşağı yönlü ivmelenme olabileceğini gösteriyor. Tabii burada ne var? Şubat ayında biliyorsunuz ki malum deprem sonrasında yeniden bir imalat tarafındaki hareketlenme, toparlama ivmesi aylık bazda yükselişin ana unsurlarından bir tanesi. Yıllık bazda da tabii bir önceki aydan beri bir daralmaya işaret ediyor bizde. Burada mesela şu noktaya da değinmekte fayda var. Genç işsizlik tarafında siz dediniz işsizlik %10 olarak açıklandı ama genç işsizlik artış sürüyor. Özellikle baktığımız zaman bir imalat tarafında, bir büyüme tarafında artış bekliyorsak genç işsizlik tarafına biraz daha yukarı yönlü hareket olmasını izleyebiliriz özellikle üretim için. Ama şu dönemde baktığımız zaman işsizlik tarafında da genç işsizlik tarafında da bir yukarı yönlü hareket gördüğümüz söyleyebilirim. Yani genel olarak toparlamak gerekirse imalat tarafında biraz daha 2022 yılının son çeyreğine göre evet geri çekilmeler var. Bu da hem depremin etkisinden kaynaklı hem de tabii ki yurt dışı talepte ve yurt dışı resesyon beklentilerinden kaynaklı olarak üretim tarafında da sipariş azalmaları da söz konusu. Bu paralelde değerlendirecek olursak 2023 yılının birinci çeyreğinde büyüme verisinde biraz daha aşağı yönlü beklenti, aşağı yönlü hareket görülebilir diyebilirim. Şimdi borsa tarafına geçmek istiyorum. Bir hareketlilik takip ediyoruz. Bankacılık endeksi özelinde dün İşçiTR ve Yapı Kredi'den toplam 10 puanlık bir katkı geldi BIST endeksine. Borsa İstanbul'da aslında burada güçlü kalmasını sağlayan hisseler Yapı Kredi ve İşçiTR'ydi. Bankacılık endeksine baktığımızda bu haftaki yükselişi %11'in üzerinde. Ne dersiniz buradaki durum için? Yani bir yandan temel taraftan bakacak olursak BDDK kar rakamlarını açıklamıştı ve ilk çeyrekte güçlü bir kar rakamı görmüştük. Ocak ve Şubat'ta 65 milyar lira olan net kar burada Mart ayında 41 milyar lira gelmişti ve ilk çeyrekte 100 milyar liranın üzerinde bir kar rakamından bahsediyoruz. Tabi sermaye yeterlik rasyoları güçlü. Buradaki çarpanlara baktığımızda güçlü çarpanlar görüyoruz. Bir yandan tabi enflasyon konusunda belki değinmek gerekir. Çünkü TÜFEX kağıtlar var da bir yandan bankaların elinde yüklü miktarda rakamlardan bahsediyoruz. Ne dersiniz burada biz banka endeksi için burada beklentiler nasıl şekilleniyor? Şimdi burada öncelikle bir geçtiğimiz haftadan itibaren başlayalım. Seçime zaten çok sayılı günler kaldı. Özellikle geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul Endeksi %5'e yakın değer kaybetti. Bizim burada aslında ilk tepki hareketimiz 200 günlük harekette ortalamada geldi. 4380 seviyesinden tepki alarak biz yukarı yönlü hareketler izledik. Şimdi pazartesi gününü bir ayrı parantez içerisinde değerlendirelim. Pazartesi günü tabii ki burada bankacılık finansalların önemli bir etkisi var. Beklentilere paralel sizin dediğiniz gibi İş Bankası beklenti üzerinde kar açıkladı. Ama biraz daha şu taraftan değerlendirmek istiyorum. Özellikle siz çarpan tarafına değindiniz. Özellikle bizde baktığımız zaman fiyat kazanç oranı sektör bazında en düşük sektörlerden bir tanesi bankacılık sektörü. Şimdi yabancı yatırımcı dışarıdan baktığı zaman ve gelecek dönemde eğer Borsa İstanbul'a girmeyi düşünüyorsa bankacılık endeksi biraz daha çarpanları düşük olduğundan dolayı borsa biraz daha para girişi sağlanıyor yabancı yatırımcı tarafından. Ama şunu da değerlendirmekte fayda var. Şimdi CDS'imiz 550 seviyelerinde. Bu tarafta gelebilecek aşağı yönlü hareketler veya geleceğe yönelik politika değişiklikleri bu tarafta CDS'de eğer bir baskılanmaya neden olursa burada bankacılık endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul'un FK'sında da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Yani şöyle bir analiz paylaşayım sizinle.
Şimdi özellikle CDS'i yüksek olan ülkelere genel olarak baktığımız zaman fiyat kazanç oranları düşük. Ne zaman CDS düşmeye başlıyor, o zaman borsalarındaki fiyat kazanç oranlarının yukarı yönlü ivmelendiğini görüyoruz. Bizim de yani sektörel bazda incelediğimiz zaman en düşük FK bankacılık sektöründe olduğu için yabancı yatırımcı, dışarıdan bir yabancı yatırımcı girecekse ilk değerlendirdiği sektörlerden bir tanesi bankacılık oluyor. Sonrasında zaten sektör bazlı ayrışmalar gerçekleşiyor. Yani burada temel anlamda bakarsak aslında geleceğe de yönelik beklentiler, CDS'teki düşüş beklentisi yabancı yatırımcının ilgisini biraz daha çekmiş olarak gözüküyor. Burada yabancı yatırımcının kanaatine nereden veriyorum? Son geçtiğimiz 2-3 günde özellikle yabancı takas oranı %28,5 seviyelerinden %29,6 seviyelerine yükseldi. Burada tabii düşük bir etki var. Sonuç olarak bu seviyelere %70'lerden geldik. Ama bu bir puanlık bir yukarı yönlü ivmelenme bile Borsa İstanbul'da önemli etkiye sahip. Özellikle hacim düşükken ne kadar son özellikle dün hacim tarafında geçtiğimiz ayın ortalamasında bir hacimle kapatsak da bu Borsa İstanbul için önemli etkenlerden bir tanesi. Yani şöyle seçime de kısa bir süre kaldı. Şimdi bankacılık endeksini değerlendirdik. Ama burada özellikle belirsizlik biraz daha yatırımcıların temkinli duruş sergilemesine neden oluyor. Özellikle zaten seçimin ikinci tura kalması kafadaki soru işaretlerini daha da çok arttıracağını düşünüyorum ben. Bu tarafta özellikle yatırımcılar biraz daha belirsizlikten kaçmak için biraz daha para çıkışına gidebilir, güvenli liman arayışlarına geçebilir. Ama bu tabii ki kısa sürede seçim sonrası kısmındaki süreçte para politikasındaki durum, yeni gelişmeler, Borsa İstanbul'da yeni bir yön arayışını destekleyen ana etkenler arasında olacağını söyleyebilirim. Şimdi bankacılık sektörü özelinde Ahmet Bey, özellikle CDS'ler önemli dediniz. Burası düştükçe özellikle baktığımızda şirketle FK'lar düşüyor dediniz ki FK'lar 2022'nin son çeyreğine göre de geriledi. Örneğin 2022'nin son çeyreğinde bankacılık sektörü için fiyat kazanç oranı 3,05 seviyesindeyken şu anda 3,05 seviyesindeyken geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 3,70'ti. Bir gerilemeden bahsediyoruz. Bir yandan yabancılara değindiniz. Burada takas oranlarında ufak da olsa bir artış var dediniz. Onu sormak istiyorum. Şimdi bankacılık sektöründe de regülasyonlar vardı. Hem geçen yıl hem bu yıla baktığımızda. Yabancı yatırımcı bu regülasyonları takip etmekte zorlanır mı? Yani onun bir etkisi var mıdır acaba? Çünkü liralaşma stratejisi kapsamında özellikle burada bankalara gelen düzenlemelerden bahsediyoruz. Bir yandan da FK'lar ucuz ama yani düşük ama bu acaba ucuz kaldığını gösteriyor mu? Enflasyonla beraber değerlendirirsek neler dersiniz? Şöyle genel olarak baktığımız zaman zaten burada yabancı yatırımcının ilgisini biz son dönemlerde gördük. Özellikle CDS bakımı burada çok önemli bir etken olarak karşılıyor. Tabii enflasyonun da burada önemli etkisi var. Ama genel olarak bankacılık sektöründe biz 2022 yılına kıyasladığımız zaman hem mevduat ve kredi faiz arasındaki marjdaki yükseklik 2022 yılında bankacılık sektörünün rekor kar açıklamasına neden oldu. Ama 2023 yılının özeline baktığımız zaman burada bir gerileme var. Şimdi yabancı yatırımcının baktığı nokta da bizim yerli yatırımcının tersine ben orta ve uzun vadede ne kadar değer kazandırabilirim diye düşünüyor. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman da Borsa İstanbul artık biraz daha kısa vadeli değerlendirilebilir bir enstrüman aracı olarak gözüktü. Şimdi burada özellikle gelecek dönemde eğer yabancı yatırımcıya orta ve uzun vadede Türkiye piyasasının, Türkiye ekonomisinin büyüme odaklı bir strateji izleyeceğini biz yatırımcıya inandırabilirsek burada özellikle yabancı yatırımcının hem bankacılık sektörüne hem imalat sanayi sektörüne bu önemli bir etkisi olacaktır. Zaten turizm tarafını hiç değerlendirmiyorum bile. Turizm tarafı özellikle benim en sevdiğim sektörlerden bir tanesi. Yani sonuç olarak şöyle bir özetlemek gerekirse bu CDS'teki düşüş ve gelecek dönemde orta ve uzun vadeli biz Türkiye ekonomisi olarak iyimser büyüme odaklı politikalar izlersek buradaki aslında karlılıklar yani kısa vadeli değil biraz daha orta ve uzun vadeli ve istikrarlı büyümeye kavuşacaktır. Bu da tabii ki Borsa İstanbul üzerinde hem FK'larda yukarı yönlü bir ivmelenmeye burada genel olarak Borsa İstanbul'un FK'sından bahsedelim mesela %4,5 seviyelerinde normal bir FK ortalaması 8-8,5 seviyelerinde eğer orta ve uzun vadeli yatırımlara ve sürdürülebilir büyümeye yabancı yatırımcıyı inandırabilirsek özellikle bu tarafa biraz daha para girişi canlanabilir ve tabii ki orta ve uzun vadede Borsa İstanbul'un biraz daha yatırımcı nezdinde cazibesi artabilir.
Şimdi bankacılık sektörünü böyle detaylı olarak değerlendirdik ama bir yandan 2022'de özellikle ulaştırma sektöründeki hareket dikkat çekmişti ve %500'ün üzerinde burada bir artış takip etmiştik. Bu yıla baktığımızda özellikle ulaştırma sektörüne dair beklentiler de güçlüydü. Bir yandan Türk Hava Yolları dün yolcu doluluk oranlarını açıkladı ve ciddi bir artış takip ediyoruz. Ki pandemi öncesi seviyelere de artık ulaşıldığını takip ettik rakamlardan. Nisan 2022 döneminde 5 milyon olan toplam yolcu sayısı 2023'ün aynı döneminde %31 artarak 6,5 milyona çıktı. Dün gelen rakamlarda Türk Hava Yolları'nın açıkladığı. Bir yandan burada ne dersiniz? Ulaştırma sektörü için şimdi artık biraz turizmden bahsettiniz ama yaz sezonu da geliyor. Burada bir hareketlilik olabilir mi? Bu çeyreği geride bıraktık tabii. Bundan sonraki çeyrekler için beklentiniz nasıl? Şimdi şöyle, turizm tarafı geçtiğimiz 2022 yılının sizin de dediğiniz gibi 3. çeyreğinde oldukça güzel bir büyüme kaydetti. Hem yıllık bazda olsun hem çeyreklik bazda olsun. Ve ilk çeyrek finansallarına baktığımız anda mesela Türk Hava Yolları için özet konuşmak gerekirse özellikle yolcu birim ücretleri tarafında yukarı yönlü ivmelenme devam ediyor. Bu şirket için pozitif etkenlerden bir tanesi. Kapasite kullanımı yani doluluk oranındaki artış da yine pozitif etkenlerden bir tanesi ve burada akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz yıla yakın bir gerileme, geçtiğimiz yılın üzerinde bir gerileme gördük biz. Bu da tabii ki pozitif etkenlerden bir tanesi. Burada aslında baktığımız zaman satışlar artıyor, birim ücretler artıyor. Bunlar oldukça önemli gelişmelerden bir tanesi. Tabii ki otomatik olarak da şirketin direkt olarak karlılığına etki eden etkenlerden bir tanesi. Bu dönem birinci çeyrek beklentilere paralel bir aslında karlılık açıkladığını söyleyebilirim. Sadece şunu değerlendirmekte fayda var. Ya orta uzun vadeli bakmak isteyen yatırımcılar Türk Hava Yolları'nın düşük çarpanlarda olduğunu ve geleceğe yönelik hatırladığınız üzere 2033 stratejilerini açıkladı. Yani şu anki yaklaşık olarak detaylarına girmektense şu anki kapasitesinin yaklaşık olarak iki katına çıkacağına dair bir açıklamalarda bulundu. Bu özellikle yani şirketin açıklamış olduğu stratejiler bakımından bakarsak mesela şirketin gelecek dönemde büyüme hedefli, büyüme konjonktürlü olduğunu gösterir ve özellikle şu anda bulunduğu seviyeler genel piyasa, küresel piyasadaki çarpanlara nazaran ucuz olması aslında Türk Hava Yolları'nın orta ve uzun vadeli olarak değerlendirilebilecek bir etken olduğunu gösterir. Bu tabii ki Türk Hava Yolları özelinde Pegasus içinde parantez açmak gerekir ki Pegasus da zaten önemli Türk Havacılık Sanayisi'nin önemli şirketlerinden bir tanesi. Özellikle Sabiha Gökçen tarafında ikinci pistin yakın zamanda 2024-2025 yılında açılacak olması ve yine büyüme stratejileri kapsamında önemli bir şirket yapıyor. Yani şöyle havacılık sektörüne genel olarak özetlemek gerekirse hem yurt dışında gelecek talep bizler için oldukça önemli ve yaz turizmi geliyor. Türkiye turizm açısından hala çok daha cazibe merkezlerinden bir tanesi. Ve geçtiğimiz yıla baktığımız zaman Asya tarafında biraz pandemi vardı. Asya tarafından biz trafik çekemedik. Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Rus turizmciler, Avrupa turizmciler biraz daha gelirken aslında endişeli davrandı. Ama şu süreçte baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı artık bireyler nezdinde biraz daha normalleşti. Uzun bir zaman oldu. Çünkü bir yıl aşan bir zaman oldu. Ve Asya tarafında pandemi süreci sona erdi. Aslında bu dönemde biraz daha yukarı yönlü hareketlenmeler olacaktır. Yani şöyle aslında genel olarak özetini paylaşmak gerekirse zaten şirketin açıklamış olduğu finansallarda da artık pandemi öncesini geride bıraktık. Artan kapasiteyle ve artan uçak miktarıyla birlikte yolcu sayısındaki taleple birlikte de gelecek dönemde özellikle havacılık sektöründe yukarı yönlü bir ivmelenme görebiliriz. Ahmet Bey, şimdi yaklaşık son 2 dakikanın içerisine girdik ama son olarak gıda perakende tarafında sormak istiyorum. Burada özellikle talepte canlılık sebebiyle güçlü beklentiler vardı. Ne dersiniz? Burada hem bilançolarda ne gördünüz gıda perakende tarafına baktığınızda ve bundan sonraki çeyrekler için orada beklentilerinizi nasıl oluşturuyorsunuz? Gıda ve perakende sektörü geçtiğimiz 2022 yılından itibaren oldukça yukarı yönlü bir ivme kazandı. Tabii burada önemli etkenlerden bir tanesi enflasyon tabii ki. Şu anda aktif olarak bulunduğumuz süreçte de enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeler devam ediyor. Ve gıda ve perakende tarafının en önemli etkilerinden bir tanesi şu. Yani direkt olarak fiyat değişimlerini yansıtabiliyorlar.
Bu nedenle de aslında yukarı yönlü bir ciro büyümesini gerçekleştiriyoruz. Şu anda baktığımız zaman biraz kar marjlarında falan negatif etki görsek de brüt kar marjında 2023 yılının ikinci, üçüncü çeyreğinde bu seviyelerde biraz daha toparlanma. Burada kar marjlarındaki gerileme aslında BİMAŞ üzerinden, örneklemi üzerinden söylediğimi söyleyebilirim. Burada özellikle şu önemli bir nokta, yani enflasyondaki yukarı yönlü ivme devam ederse yatırımcıların değerlendirebileceği sektörlerden bir tanesi. Zaten talep güçlü ve zorunlu bir ürün grubu olduğu için sürekli olarak tüketim gerekiyor. Yani burada aslında ikinci, üçüncü plana düşecek sektörlerden bir tanesi değil. Aslında gıda, perakende, Borsa İstanbul'da yatırım yapmak isteyen birisi için oldukça defansta durabilecek ve enflasyona paralel bir koruma sağlayabilecek sektörlerin en başında geldiğini söyleyebilirim. Özellikle geçmiş dönemde zaten oldukça yüksek getiriler kazandırdı pandemi döneminde. Ama bu süreçten sonra da enflasyona paralel bir getiri elde edebileceği görüşündeyim. Şimdi gıda perakende tarafında beklentilerinizi o zaman güçlü olarak şekillendiriyorsunuz diyelim. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Gözde Hanım. Teşekkürler. Evet, ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan bizlerleydi. Kendisinden yorumlar aldık. Borsa İstanbul'u konuştuk. Saat başında saatler 11'i gösterdi. Görüşmek dileğiyle diyelim. Devam edeceğiz. Hoşçakalın.